Merhaba, ben Kutlay Ünlü. Takvimde bu ayın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda Mart ayında tarihte neler olmuş birlikte bunu inceleyeceğiz. Bu ayki önemli olaylara Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir dönüm noktası ile başlıyoruz. 3 Mart 1924, hilafetin kaldırılmasının yıl dönümü. 1. Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle birlikte halifelik makamı Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Türkler bu makamı 400 yıl ellerinde bulundururlar. Ancak Osmanlı Devleti sonunda yıkıldı ve yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Osmanlı Devleti'nin aynı zamanda son padişahı olan Vahdettin'in bir İngiliz gemisiyle ülkeden ayrılmasıyla birlikte meclis yeni bir halife seçti. Ve Vahdettin'in yerine 19 Kasım 1922'de Abdülmecit Efendi halife olarak belirlendi. Ancak bir takım gelenekselciler ve Abdülmecit Efendi'nin bir siyasi otorite gibi davranması üzerine hilafet makamı tartışmaya açıldı. Sonunda 3 Mart 1924 günü Urfa vekili Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşlarının hazırladığı bir kanun teklifi gündeme geldi. Kanuna göre hilafet kaldırılacak ve hanedan üyeleri yurt dışına çıkarılacaktı. İlgili kanun teklifi 158 üyenin 157'sinin onaylamasıyla kabul edildi ve halifelik kaldırıldı. Yine aynı gündeyiz. 3 Mart 1924. Tevhidi Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği Yasası kabul edildi. İlgili yasaya kadar Osmanlı dönemi dahil Türkiye topraklarında mektep ve medrese şeklinde hem geleneksel hem de modern eğitim kurumları hizmet veriyor. Bu sebeple de eğitimde birlik sağlanamıyordu. Bunlar haricinde bir de üçüncü bir kurum olan azınlık okulları bulunuyordu ve bunlar için kendi ideolojilerini, misyonerlik faaliyetlerini öğretmek üzere bir kısıtlamaları bulunmuyordu. Bu sebeple 3 Mart 1924'te meclise sunulan Tevhidi Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği yasası kabul edilerek eğitimde birlik olma çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda medreseler kapatıldı. İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları açıldı. Azınlık okulları ise Milli Eğitim Bakanlığı gözetimine girdi. Ders programlarına tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi ve Türkçe dersleri eklendi. Dinsel ve siyasal amaçlı eğitimleri yasaklandı. Okullardan haç işaretleri ise indirildi. Bu kurallara uymayan, misyoner faaliyetlerine devam eden kimi Amerikan ve Fransız okulları ise kapatıldı. Evet, şimdi takvimde 8 Mart'a geldik. 8 Mart 1403 Yıldırım Bayezid Akşehir'de vefat etti. Tarihler 1402'yi gösterdiğinde tarihin iki büyük Türk komutanı Yıldırım Bayezid ve Timur Ankara'da büyük bir savaşa tutuştu. Savaşın sonunda Yıldırım Bayezid ne yazık ki Timur'a yenildi ve esir düştü. Bu esirliğin sonunda 8 Mart 1403'te Yıldırım nedeni bilinmeyen bir şekilde vefat etti. Timur tarihi kaynaklarında bu vefatın sebebinin hastalanmak olduğu belirtilse de kimi kaynaklarda Yıldırım'ın intihar ettiği söylenir. Şimdi ise 12 Mart'a geldik. 12 Mart 1921. İstiklal Marşı'nın kabulü. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla milli ruh içinde kazanılması için bir şiir yarışması düzenlenmiş ve yarışmaya 724 şiir katılmıştır. Ancak Mehmet Akif yarışmadaki para ödülü nedeniyle katılmak istememiştir. Bunun sonucunda Handullah Supi Bey'in araya girmesiyle Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı kaleme almıştır. Ön elemeyi geçen 7 şiir 12 Mart 1921'de meclise sunuldu. Ancak İstiklal Marşı o kadar çok beğenildi ki geri kalan şiirlerin okunmasına bile lazım görülmedi. Bunun sonucunda şiir aynı gün büyük bir coşkuyla kabul edildi. Mehmet Akif ise bu şiirden gelen para ödülünü kadınlara meslek öğretmek için açılan Darül Mesai'ye bağışladı. Şiirin ise Türk milletine ait olduğunu söyledi. Yine günlerden 12 Mart'tayız ancak bu kez 1971 yılına geldik. 12 Mart 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri bir muhtıra yayınladı. Muhtıraya göre mevcut hükümet kontrolünü kaybetmiş ve toplumsal düzensizlik oluşmuştu. Anarşi ve terörle baş edilemiyordu. Sağ-sol çatışması güçlenmişti. 12 Mart muhtırasını imzalayan Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanları soldan sağa olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Genel Kurmay Başkanı Memduh Tamaç, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur. Bu dört komutanın imzasıyla Türkiye yeni bir döneme daha girmişti. Sivil hükümet yine zor durumdaydı. Muhtıra'nın sonunda demokratik hükümet Süleyman Demirel hükümeti istifa etti ve Türkiye bir ara rejime girdi. Şimdi 18 Mart 1915'e geldik ama birlikte bu tarihten biraz öncesine gideceğiz. 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletlerine ait olan Birleşik Filo 19 Şubat 1915 günü Osmanlı mevzilerine karşı taarruza geçtiler. Ancak bu taarruza Osmanlı topçularının menzili nedeniyle karşılık verilemiyordu. Hedef menzile girdiği anda Osmanlı topçuları derhal ateşe başladılar. Hedef menzil dışına çıktığı zaman Osmanlı topçuları geri çekiliyor, hedef menzile girdiği anda Osmanlı topçuları tekrar ateşe başlıyordu. Böyle böyle Mart ayına kadar çatışmalar gerçekleşti. Sonunda itiraf devletleri zırhlıların geçebileceği kadar bir alanda mayınları temizlediler. Osmanlı'nın keşif uçağı bu durumu fark etti ve hemen rapor etti. Nusret mayın gemisine derhal bir görev verildi. Nusret mayın gemisi Erenköy'ündeki bir koya zırhlıların dönüş yapacağı tahmin edilen bir noktaya 26 adet mayın bıraktı. İtiraf devletleri sonunda topyekun bir taarruza başladılar. Zırhlılar ilerledikçe Osmanlı topçularının ateş gücü de artıyordu. Tabiaların ateşi neticesinde zırhlılar ağır hasarlar aldılar. İtiraf devletlerinin iletişim hatları bozulmuş, zırhlılar arasında yan yatan ve yananlar mevcuttu. Muharebe sonunda filolar geri çekilmek zorunda kaldılar. Yakında kara muharebeleri başlayacaktı ancak Osmanlı devleti büyük bir zafer kazanmıştı. Bu sebeple her yıl 18 Mart Çanakkale Muharebesi'nin deniz bölümünde kazanılan bu zafer büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Biz de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ve son olarak tarih 31 Mart 1921 2. İnönü Zaferi. Ser hükümlerini zorla kabul ettirmek isteyen Yunan ordusu Türk temsilciler Londra konferansına gitmeden hemen önce Türk ordusuna karşı Afyon ve Eskişehir üzerinden taarruza kalkıştılar. Yunan ordusu başlangıçta oldukça fazla ilerlese de daha sonra İsmet Paşa'nın karşı taarruzu sonunda Yunanlar kaybetmeye başladılar. Yunanlar geri çekilirken Türk süvalleri onlara ağır kayıplar yaşattı. Sonunda başarılı bir Türk taarruzu karşısında artık dirençsiz kalan Yunan ordusu Yenişehir'de büyük darbe aldı. İsmet Paşa bu zafer sonucunda 1 Nisan 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekti. Bu telgrafta şöyle yazıyordu. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Mustafa Kemal Paşa ise bu telgrafa şöyle cevap verdi. Siz orada yalnız düşmanın değil milletin makus tarihinde yendiniz. vatanın kahramanı tüm Mehmetçiklerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Evet benimle birlikte tarihte takvimde Mart ayında neler olmuş bunları inceledik. Eğer size daha fazla tarih videosu istiyorsanız beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla tarih videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.